içinde olabilecek tepkiler ne fırsatı? Satış fırsatı diyoruz. HDTR'ye göre, bakın HDTR çok uzun bir süre sonra benim 29 binden alış beklediğim günlerde HDTR eksiydi ama dedik artı olacaktır. HDTR bakın uzun bir süre sonra HDTR eksi oldu. Zaten bunu söylüyorduk. Eksi olması lazım. Eksi olduktan sonraki potansiyel hedeflerden de zaten bahsediyoruz da. Şu an durum eğer şöyle klasik herkesin ya ben trend çizgisi çizemiyorum deyip de trend çizgisiyle sadece teknik analiz olduğunu zannedenlere söylemek istiyorum. Tabii ki trend çizgileri önemli ama trend çizgilerinden daha önemli başka şeyler var. Onu burada söylemeyeyim. Eğitimlerde zaten bahsediyoruz. Bu kanala doğru ya önümüzdeki günlerde demek ki 40 binler. Excel tablosuna bakalım o zaman. Bu haftaya dair 39.141 bin. Önümüzdeki hafta salıya kadar. Yarın salı, önümüzdeki hafta salıya kadar. Potansiyeller mi? Var. Gelebilir tabii ki. Şimdi bunu bundan sonra herhalde böyle yapmak zorundayım. Çünkü biliyorsunuz bu arada tabii Halil Eşver Piyasar'a hoş geldiniz arkadaşlar. Neden böyle bir şey yaptım girizgahı 2-3 gün önce yaptığım yorumda bahsettim. Çünkü biliyorsunuz ben Bitcoin'i izlediğim tarihten bu yana gerçekten Bitcoin'de mükemmel teknik analiz çalışıyor. Bazen tabii ki çok abartılı olduğu dönemler oluyor. Ama bu dönemlerde de en azından diyoruz ki tam kenara çekil bir şey yapma. Çünkü bir gör. Her şeyden öte oyun bu piyasada İşlem yaparken mutlaka bir oyun planımızın olması lazım arkadaşlar. Oyun planı, risk yönetimi, işleme yani şu tuş diyoruz ya şu bizim mouse'umuza dokunma. Şöyle bir alayım şundan. Dokunurken şu mouse'a dokunurken onun dokunmasının sonuçlarının para kazandırdığını veya para kaybettirdiğini farkında olmak, farkındalık meditasyonları kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten maalesef yol kazaları veya hayatta bazı şeyleri çok tecrübeli insanlar otomatik yaşam tarzına alıştığı için insanlar bizler yapmış olduğumuz hayattaki eylemlerin %90-95'i neredeyse otomatikleşmiş olduğu söyleniyor. Ben bir psikolog veya bir doktor değilim ama yani araştırmalarında gördüğüm kadarıyla uzmanların söylediği bu. Onun için insanlar kötü bir işlem yapmış olsalar da o tuşa basıyorlar. İyi sonuç olacağını bilseler de o tuşa basıyorlar. Hep aynı eylemlerle farklı sonuçlar bekliyorlar. Böyle bir şey yok. Onun için mutlaka oyun planı, sistem, metot, risk yönetimi oyuna girdiğin anda öncesinde hazırlığım var mı? Yani bu şu anlama geliyor. Ben gün içi mi işlem yapacağım? Yoksa bu pozisyonu açıp 15-20 dakika, yarım saat, bir saat sonra ne olursa olsun kapatabilir miyim? Yani bakın şöyle bir şey var. Marty Schwartz diyor ki ben bir pozisyon açtığımda cat 1, cat 2 oyun planıma göre yapıyorsam İkinci plana göre işlem yapıyorsam bunu bekleyeceğim demektir. Bunu biliyorum çünkü bu kriterleri dikkate alarak yapmışımdır. Birinci cat 1 plana göre yapıyorsam gün içi trade ediyorum demektir. Veya sabahtan sistemi hazırladıysam biliyorum ki yarım saat içinde ben buradan karla çıkabilirim. Bunu söylüyor. Diyor ki bir pozisyon açtığında o pozisyonun hangi normlara, kriterlere göre olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ne zaman kapatacağımı biliyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bu Marty Schwartz'ın buldozer önünden bozuk para toplayan trader'ın yapmış olduğu uygulamalarda oyun planlarından bir tanesi bu. Bir pozisyon açıyor. Birinci oyun, ikinci. Yani ket bir, ket iki, ket iki. Yani birinci oyun, ikinci oyun, üçüncü oyun. Gün içi, dört oyun. Mesela en kısa vadede alım satımı düşündüğünde pozisyonu açıp kapama oranıyla kayıp kazanç yüzdesi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kitapta yazıyor borsası bazen. Bir cat 1'e göre yani o gün trade edip kapatacağını düşündüğü pozisyonlarda öyle sabırla bekliyor ki her gün yapmıyor tabii bunları. Piyasayı bekliyor. Bakın önemli
Bu biraz önce söylediğim cümledeki önemli nokta. Her gün yapmıyor. Kurallar uyduğunda yapıyor. Ha, başka bir şey daha söyleyeyim. Hemen çok dağıtmayayım, geleceğim. Çünkü çok önemli olduğunu düşünerek bunları söylüyorum. Hani Paul Tudor Jones diyor ya, piyasalar aslında yılda baktığımızda kaç defa rally yaşıyor. Yıla dağıttığımızda yılın %15'i ancak rally yaşadığını görüyoruz diyor. Yani yılda bir kere %15'lik, ya daha doğrusu zaman açısından baktığımızda 365 günü %15'i üzerinden hesap yapıyor. Toplamda o da 45 gün gibi bir rally sürecinden bahsediyor. Olumlu bir süreçten bahsediyor. Yılda bir kere %15. Peki %85 piyasalar düşüyor mu? Yatay mı söylüyor? Herkes şimdi o %15'e odaklanmış bakıyor. Yani %15 yükseliyor. Pardon, yani yılın %15'i rally oluyor. Yani 45 gün, 50 gün rally'ler oluyor. Onu da bir gün yakalayabilirsek tamam, güzel. Ama peki yakalayamadığımızı düşünelim. Şurada düşüş trendi olduğunu düşünelim. Veya bakın hemen şunu şöyle daha iyi açıklayacağım. Geliyoruz bak. Dün evvelsi gün neyi gördü? Şurayı gördü. 22 Eylül. Peki dönelim. 22 Eylül'de ne görmüş? 39 bin. Peki 7 Ocak'ta kaçmış? 39 bin. Şimdi o zaman Paul Tudor Jones'un dediği doğru. Ocak'tan Eylül'e geldiğimizde şuradaki yükseliş ve düşüş rallilerine bakın. Rallilere bakalım. Şu rally. Toplasan yani gerçekten belki de şu süreç aslında şu açıdan da baktığımızda neredeyse yatay bir bant var. Ama şu rally dönemi diyor ki yılda bir kere. O da bütün zamanın %15'ini ancak alır diyor. Onu da şöyle koyuyor. %15'i budur diyor. Sonrası geriye kalan yataydır, düşerdir. Düşen piyasadır. Ha, peki o zaman piyasada işlem yapan insanların %99.9'unun boğa karakterli olduğunu düşünecek olursak, şu düşüşler veya bakın yıllarca 2017'den 2020'ye gelene kadar 1, 2, 3 yıl boyunca rally olmamış. Hatta sürekli düşmüş görüyorsunuz. Ben de bu dönemi hep söyledim. Burada bir gün önceden %25 çakılacağını söylediğimde bana ciddi tepkiler oldu. Ama aynı şekilde Bitcoin 3500'lere, 3700'lere, 4000'lere geldiğinde 12.000'e gidiyoruz, 15.000'e gidiyoruz dedim. 2019. Sonra da uzun bir süre dinleniriz. Sonra 3700, 4000'e geldiğimde artık buradan rally başlıyor. 19, 23.000'e gidiyoruz dediğim süreç. Bunları ben kendi sisteme göre tabii ki anlatıyorum. Ama bu tabloya bakınca Paul Tudor Jones'un söylediği ne kadar doğru görüyorsunuz değil mi? 1, 2, 3, neredeyse 4 yılda sadece şöyle bir rally görüyoruz arkadaşlar. Demek ki burada şöyle bir nokta var. %99.9'u boğa karakterli olacak. Alarak para kazanmaktan başka yapacakları hiçbir şey olmadığı için ve hiçbir şey bilmediği için bu insanlar kripto paraların maalesef son, ya yani maalesef demiyorum, iyi tabii ki ama sonu çok bir şey diyemiyorum. Çok şanslı insanların para kazandığı bir dönem oldu. Maalesef uzun bir dönem, yine bir dinlenme dönemine girdiğimizden bahsediyorum. Ben Bitcoin'in 19 binlere gelebileceğini söylerken aynı zamanda değerli arkadaşlar 2020 Ekim'de Bitcoin 11 binken 11.800 iken Bitcoin'in rally'ye başlayacağı günden itibaren aynı şekilde 3700'den aynı zamanda 10 binlere, 11 bin, 12 bin, 17 bin sonra 23 bin hareketini söylerken nasıl bu hareketleri söyledikten sonra Bitcoin 40 binlere geldikten sonra 28 bin düşüş, 29 bin düşüş, sonra tekrar bir rally, sonra tekrar bir düzeltme, sonra 60 küsür binden, 64 binden 30 bine bir çakılış beklediğimi, 29 bin, 30 bine, sonra yatay bir hareket, sonra tekrar 29 binden bu tarihte bir rally'nin başlayacağını, 48.5'a gideceğimizi, 48.5-50 aralığına, 52 aralığına, İhtimal 52, çok görmesem de gidebileceğini, buradan da çakılacağını, sonra yataya döneceğini, 43.300'ü görüp tekrar 48.5'a geleceğini ve 48.5'dan tekrar geleceğini düşündüğümde ben açıkçası dışarı gözle bir baksam derim ki acaba bu adam bir yerden tüyo mu alıyor, Elon Musk'ı mı tanıyor gibi.
diyebilirim. Çünkü görüyorsunuz trendler. Ya sırf bu değil tabii. Yani birçok piyasada bunu yapıyoruz. Yani mütevazi olamayacağım. Gerçekten dersime çalışıyorum. Dersinize çalıştığınızda siz yapabilirsiniz. Şimdi nereden nereye geldik? Marty Schwartz diyor ki birinci kurala göre yaparsam bekliyorum. Haftada belki iki gün bana fırsat veriyor. Ama birinci kuralıma göre işlem yaptığımda bekliyorum. Adeta aportta bekliyorum. Veya bir kaplanın, aslanın avını saatlerce beklediği gibi. Aslan beklemiyor tabii. Kaplanlar bekliyor. Veya diğer dişi aslanlar bekliyor. Ve gördüğü anda, işlem yaptığı anda diyor ki pozisyonu açıp kapama zaman aralığı 20 dakika. Başarı oranı ne? %90 arkadaşlar. Ha, demek ki iyi bir izleyici olmak bu anlamda çok önemli. Tudor Jones da işte bundan bahsediyor. Eğer diyor %15 ise, ben de şunu düşünüyorum. %15 ise insanlar nasıl para kazanıyor? İnsanlar şansa para kazanıyor arkadaşlar. İyi bir rally döneminde başladığında varsa, uzun süren bir rally dönemi varsa, ki bu da yani bir yılda bir zaman açısından baktığımızda 365 gün, 50 günü yükselen bir trend varsa, demek ki 300 gün piyasa yatay veya düşüş trendi. Onu düşünüyorum. Ama bakın bu rally öncesinde 3 yıl neredeyse hiçbir şey yok arkadaşlar. İnsanlar o dönemde çok iyi biliyorum. Birçoğu maalesef bıkmışlardı. Şu rally'de tekrar gündeme. Tam unutuluyor, gündeme getiriliyor. Şunu söylemek istiyorum. O zaman şöyle diyelim. Bu zaman dilimi içinde %15 yani 300 günde, 365 günde, 45 günde, 50 gün yükselecekse piyasa, diğer günler ne olacak? Ve diğer günler ne yapacağız? Diğer günler ne yapacağız biliyor musunuz? %99.9'u alıcılı piyasa olmadığı takdirde para kazanamadığını düşünecek olursak şunu söyleyeceğiz. Trend analizi yapmak zorunda. Trend is my friend diyoruz ya. Yani trend bizim dostumuz diyoruz ya. Ama herkes bunu şöyle anlıyor. Yükselen trend olarak trend is my friend'in dostu olduğundan bahsediyor. Düşen trend de arkadaşlar dostumuzdur. Düşen trend de bize para kazandırır. Bunun yöntemini de bilirsek kazandırır. Ve geçen özellikle ayın 18'inde 48.5'ların üstünde son kez denediğinde o gün kapalı devre eğitiminde açık yayınlarda da bahsettim. Ne dedim? 40 binlere gidiyoruz. 39-40 bin aralığına gidiyoruz. Biraz önce bahsetmiş olduğum videoda onu gördünüz zaten. Ne demişiz? Bir hafta içinde 39 bin 40 bin aralığını görürüz. Sadece bunu hiçbir şey yapmasam da ben kapanışları giriyorum. Excel tablomdan yapıyorum. Dünkü kapanışı girdim. Bugün nereyi gördü? Sisteme göre 39.600, 42.750. 42.750. Bak buraya geldik ve gün içinde bugün şu bölgeyi gördük ve alış fırsatı oldu. Geldik. Haftalıkta ne demiştim? Bakın haftalıkta ne demiştim o videoda? 41.39, 40.000, 39.000 aradı. Aylıkta peki burası nereye denk geliyordu? Evet, aylıkta da çok önemli bir noktaya denk geliyor. Zaten sebebini anlatmamın noktası detaylarına bakabilirsiniz videodan. 41.200, 39.500, 41.200. Şimdi nerede peki? O zaman demek ki Bitcoin'de bundan sonraki durumda şöyle alıyorum grafiğimi. 42.700'ü görmüş. Hemen dönelim Excel üzerinden bakalım. Excel üzerinden bir yorum yapalım. Hiç grafiğe bakmadan yapalım. 39.5'leri gördük. 41.200'ün üstünde güzel. 41.900'ün üstünde güzel. Heh, tamam. Demek ki bundan sonraki süreçte büyük ihtimalle ilk etapta 45.000'lere doğru bir potansiyel var. Ama şimdi kaçlarda şu an? 42'lerde. 3000 puan dediğimizde %7'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Buraya kadar potansiyel var mı? Ben şöyle bakıyorum. 45 bakın buraya denk geliyor. Evet var mı? Potansiyel var. İhtimal dahilinde. Yani bundan sonra daha stabil olacaktır. Şu korkutmaları yapamayacaklar bundan sonra. Ben bundan sonra şurayı diyorum ki 40.000'i artık psikolojik ve iyi bir destek. Yukarıda da büyük olasılıkla 45.000 ihtimali var. Hemen dönüyorum. Bakın şunu söylemek istiyorum. Şu an 42'ler civarında değil mi? 42.5'lardan mıydı? Bir daha bir bakalım seviyeye. 42. 42'lerde. Yani aylıkta hala satıcı bölgede ama demek ki 45'in üstü artık bu ay zor. Bu ay zor. Gelirse ben orada tekrar satışa geçerim. İlk etapta 42.5'ün üzerinde kalmak için 43.900'ü görmek ister. 44'ü görmeden orayı görüp arada sıkışır. Benim bundan sonra önümüzdeki günlerde hareket alalım arkadaşlar. Gösteriyorum. 40.500, 43.900 bu arada seyredecek.
diye düşünüyorum. Ne kadar süre? Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 4, 5 gün burada stabil seyreder. Sonra ne olacak peki? Halil aşağıya mı gelecek? Aşağıya da çok geleceğini, en azından bu 3 gün geleceğini düşünmüyorum. Ancak şöyle bir şey var. Eğer ki kritik bir seviye var. Hemen grafiğe de şöyle tekrar bakayım. 44.000 üzerinde kapanış görmediğimiz takdirde, yani 43.944.000, hadi 44.900 diyelim. 44.900 üzerinde kapanış göremediğimiz takdirde bu defa bir haftadan sonra, önümüzdeki haftadan sonra ne olur bakalım, nereye gelir bakalım. Aylık tablodan yolumuza baktığımızda çok çok önemli bir destek. Hemen bir daha bakacağım, oraya söyleyeceğim. 40.500 çok önemli destek, sıkışır. Gittikçe daralır hacim. Ama 40.500'ün altında kapanış görecek olursak arkadaşlar, 40.500'ün altında kapanış görecek olursak tahmin ediyorum ki HDTR'ye de bakacağım. Şimdi haftalık 8 bin. Günlüğe dönüyorum. 8 bin puan. Oo, 8 bin puan da çok enteresan. HDTR eksi olmuş. HDTR'ye dönüyorum. Bakıyorum. Şurasını alsak. Daha önceki seviyelere dikkate alalım. 1. 2 tahmin ediyorum şurası olur. Evet. Şurası olur. 7. Şu an kaç? 3200. 7. 3.5. Hadi 3700. 3700. Yani 39.000'ler çok güçlü destek olur. Kolay kolay 39.000'lerin altına gelmez. 40'ın altına gelişte 40.5. 39 aralığı güvenli alış olur. 38.5 aralığı. Hiç korkma al gibi bir bölge olur. Ancak haftalıkta bir daha bakıyorum. Şu bizim hani 29.5'ten beklediğim rally'nin olduğu bölge var ya, orası. Şimdi bu haftayı geçelim. Önümüzdeki hafta demek ki bir gün dahi 40.000 altında günlük kapanış görürsek arkadaşlar, çok hızlı bir şekilde, şöyle bir şey diyeyim. Bakın şunu çizeceğim. Bir gün daha böyle bir kapanış görecek olursak düğmesiyim. Şöyle bir şey olur diye düşünüyorum. Ben biliyorsunuz senaryolar çizerek bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar teşekkür ederim. Ankara kontenjanımızda oldu. Bu hafta sonu Ankara'da ettiğimizde. Ama her zaman 3 tane kontenjan daha açıyorum. O kontenjanı da açtık. 2 kişilik daha yerimiz kaldı. Yani kontenjanımız da oldu. Her zaman 3 tane kapalı devre, normal eğitim, sınıf eğitimi için açıyoruz. Katılmak isteyen varsa 2 kişilik daha yerimiz var. Eğitimin tüm detaylarını öğrenmek ve eğitim danışmanlıkta. Burada eğitim içeriği, eğitim tarihleri, internet üzerinden eğitim, özel eğitim, YouTube bağlantılar, yıllık eğitimler, akademiler. Bunların detaylarını okuyabilirsiniz. Aynı zamanda buradan yeni bir video yükledim, bugün yükledim. Buradan okuma yazma bilen herkes katılabilir. Tüm burada içeriği ben videoda çektim, sizlerle paylaştım. Bu arada tabii ki İzmir kontenjanımız açıldı. Şimdi İzmir kaydını yapmak isteyen arkadaşlarımızı bekliyoruz. Sayfamıza da ulaşabilirsiniz. Tüm tarihleri buradan da ulaşma imkanınız var. Dedikten sonra senaryom şu değerli arkadaşlar. Mesela 44 ihtimali zorlu direnç. Rol değişti. Bugün destek. Artık rol değişti. Şöyle bir sonra tekrar gelip şöyle uzun soluklu şöyle bir süreç olacağını düşünüyorum Bitcoin'de. Bu arada şöyle söyleyeyim. Her gün yaptığım çalışmalarda bahsettim. Benim şurada bir tablom var ama tabloyu gösterdim tabii ki. Bitcoin'e karşı şu an güçlenen kriptolar var. Bunlar da gayet şu an için toparlama eğiliminde. Bakın tepki verenler var. Bugün paylaştım, akşam da paylaştım. Şöyle birkaç tane daha var. İyi toparlayacak. Bitcoin karşısında toparlayacaklar. Biraz daha önümüzdeki günlere umut vaat ediyor.
Bu yazdıklarım gayet güzel gözüküyor. Stellar'da da aynı şekilde arkadaşlar bir tepki hareketi yavaş yavaş. XRP'de aynı şekilde bir dönüş işareti oluşmaya başladı. Bu da iyi. Yavaş yavaş dipten ben özellikle Ripple'da şöyle söylemek istiyorum. Haftalık bazda iyi bir dönüş işareti almaya başladık. Sürpriz haftalık. Özellikle bu hafta şu seviyenin üstünde şu an 22'lerde 23. Yani %7-8'lik bir yükselişte burayı dip kabul edersek harika bir dönüş ve hareket başlamış olabilir. Çünkü Bitcoin bundan sonra bakın dalga boyları bütün enstrümanlarda şöyledir. Hemen onu göstereyim. Dalga boyları giderek azalır ki bunu her zaman sık sık ifade ediyorum. Bakın göstereceğim. Şimdi şuradan itibaren hatta 4 saatlik grafikten üzerinden bakayım. Bu arada ADA, BAT, BND, BNB, CZ, Ethereum, Bitcoin, Ripple bunlar iyi. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi bakın değerli arkadaşlar dalga boyları giderek azalacak. Giderek azalması demek ne demek? Çok büyük olasılıkla bundan sonraki süreçte biraz daha stabilleşecek. Daha çok trade piyasası olacak. O da bizim çok işimize yarar. Çok güzel şeyler yakalayabiliriz. Bakın bir dalga boyu ne kadar büyük. Sonra çok daha büyük. Sonra Elliot dalga teorisi falan değil bu. Benim kendi görüşüm. Kendi sistemlerim. Sonra bakın tekrar dalga biraz daha stabil olduktan sonra. Yani şurada stabil olduktan sonra tekrar enerji birikip yukarı hareket. Sonra bir kere daha insanları buraya adeta çekip sonra tekrar satış. Tekrar satış. Sonra daha stabil. Sonra büyük olasılıkla uzun soluklu 30 binin altında 50 binin artık hayal demeyelim ama 50 binin üstü artık çok uzun süre belki yıllarca belki göremeyeceğimiz aralık olabilir. Bir ihtimal var. Ama bundan sonraki süreçte daha bu dalga boylarının giderek azalacağı, stabilleşeceği 30 binlerin altını görebileceğimiz belki 25 bin, 20 bin, 19 bin ihtimali çok daha uzun vadede oluşacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunun ötesinde ben altın fiyatlarında beklediğim 2000 dolarlık hareketin beklentisini koruyorum. Altın fiyatlarında büyük olasılıkla bakın Bitcoin altın ne yapmaya başladı? Bitcoin yukarıdan aşağı kesti. Altın çok bir şey yapmamasına rağmen, hafif tepki vermesine rağmen artık kırdı. Bitcoin de yine gelişmeye başlayacak diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreç bu. Hisseler, endeksler, pariteler bunlarla ilgili zaten her gün çalışmalarımı yapıyorum, paylaşıyorum. Eğer sizler de eğitimlerimize katılmak isterseniz dediğim gibi sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Buradan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi ki varsınız. Sağlıcakla kalın.